Geçiyoruz fonksiyon türlerine. Şimdi bu çocukların evlere gittiğini söylemiştik. Evet. Bu gittikleri evlerde bazen evler boşta kalıyor, bazen hepsi beraber aynı eve gidiyorlar. Buna göre fonksiyonlar türler belirliyor. İlk önce içine İçin. fonksiyonla başlıyoruz. İçine fonksiyonda mantık şudur. Tanım kümesindeki elemanları değer kümesindeki elemanlara yönlendirdiniz. Ancak değer kümesinde açıkta elemanlar kaldı. Var. Yani köyün tüm evleri dolmadı. İşte bu tarz fonksiyonlara biz içine fonksiyonlar diyoruz. İçine fonksiyonda görüntü kümesi değer kümesinden nedir? Küçüktür. Küçüktür. Neydi görüntü kümesi? Eşleşen elemanlar. Yani burada görüntü kümesi D Ve ve F. F oluyor. Özür diliyorum. G, D ve F oluyor. Ancak E ve G nerede kalıyor? Boşta. Açıkta kalıyor. O yüzden görüntü kümesi değer kümesinden küçük. Tanım, görüntü, değer. Bu üç kümenin ne olduğunu çok iyi bilmeniz gerekiyor ki konunun tamamına hakim olabilirsiniz. Bilmiyorsanız lütfen ilk videodan tekrar izleyin. Peki, özel durum köyde boş evler var, açıkta elemanlar var dedik. Bir de bunu sayısal örnekle gösterelim. Mesela bu fonksiyon acaba içine bir fonksiyon mudur? Bakalım. Bakıyorum. X yerine tanım kümesindeki elemanlara baktığımızda reel sayı var. Yani eksi 2, eksi 1, eksi kök 3, 1 bölü 7. Bütün bunlar tanım kümesi elemanları. Evet. Görüntü kümesine gönderdiğimde, eksi 2'yi gönderdiğimde kaça gidecek? 7'ye. 7'ye. Eksi 1'i gönderdiğimde kaça gidecek? Hop, 4'e. Eksi kök 3'ü de gönderelim hadi. Eksi kök 3'ü gönderdiğimizde karesi 6. 3, 6'ya gidecek. Bir bakıyorum, değer kümesinde negatif elemanlar var değil mi? Evet. Çünkü R. Negatif reel sayılar da var. Aha. Ancak hiç kimse negatif evlere ne yapmayacak? Gitmeyecek. Gitmeyecek. Dolayısıyla değer kümesindeki negatif sayı var, boşta kalacak. İşte buradan anlıyorum ki ben bu içine bir Boşta fonksiyondur. eleman var. Tanım kümesindeki bütün elemanları göndermeme rağmen hala değer kümesinde açıkta elemanlar var. Hiçbir eleman oraya ne yapmıyor? Gitmiyor. Gitmiyor. İşte o yüzden bu fonksiyon içine fonksiyondur. Alalım. Devam edelim. İçine fonksiyonun tam zıttı da örten Örten. fonksiyon. Yani köydeki evler full. Görüntü kümesi değer kümesine eşit. Boşta eleman yok. Bunu anladık. Birbirini Evet. tamamlıyorlar. Peki bu şekilde nasıl örten olabiliyor? Ona da bakalım. Bu sefer doğal sayılardan pozitif tam sayılara yönlendirilmiş. Tanım kümemizin elemanı doğal sayı var. 0, 1, 2, 3, 4. Bu şekilde gidecek. Görüntü kümesi eleman, özür diliyorum. Değer kümesinin elemanları z artı 1, 2, 3, 4. Zaten fonksiyon f(x) eşittir x artı 1 değil mi? Pozitif. Sıfırı nereye götürecek? 1'e. Bir. 1'i 2'ye. 2'ye. 2'yi 3'e. 3'ü 4'e. Dikkat ederseniz sonsuza kadar gidecek ve biz bunu mantıksal olarak kavruyoruz ki bunun bir sonu yok. Yok. Dolayısıyla bütün pozitif tam sayıları elde edebilecek miyiz biz burada? Sezgisel olarak göreceğiz Evet. bunu. Evet, elde edebileceğiz. O zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyondur. İçine değildir. Evet, boşta Anlaştık eleman mı? yok. Yok. Burada iki kişi aynı eve gidebilir. Burada bir sıkıntı yok. Ya da elemanlar birer birer eşleşebilirler. Bunun örtenlikle ya da içinilikle ilgisi olmaz. Neylikle ilgisi olur? Birebirlikle Birebirlikle. ilgisi olur. Birebir fonksiyon üçüncü bir fonksiyon türümüz. Her eleman farklı bir elemanla eşleşecek. A sen nereye gittin? D'ye. D'ye. C sen D'ye gel, olmaz. Niye birebir olmamız lazım? Ben başka bir elemana gideceğim, E'ye. B sen nereye? F'ye. F'ye. Bu şu anda hem birebir eşleme birebir olduğu için hem de içine. Çünkü değer Boşta eleman kümesinde var. açıkta eleman kalmış. Herkes farklı evlere gidecek. İki kişi aynı eve giderse artık bu fonksiyon birebirlikten çıkar. Anlaştık mı burada? Mesela burada diyoruz ki iki tane fonksiyon vermişiz. F(x) 3x artı 7. Bu birebir midir? 1 versem farklı bir değer, 2 versem Farklı farklı bir bir değer, 3 değer. versem farklı bir değer. Bakın içine veya örtenlikle karıştırmayın lütfen şu anda. Şu an onu önemsemiyorum ben. Her değeri farklı bir elemana taşıdığı için Götürüyor. birebirdir. Birebirdir. Peki bu genellikle tam kare fonksiyonlar birebir değildir, değil Evet, mi? sıkıntılıdır. Neden? 3'ü de atıyorum aynı yere götürecek. Eksi Eksi üçüne. 3'ü de aynı yere götürecek. 3 yazsanız 9'dan 5 çıkartın. Hop, 3'ü 4'e götürüyor. Eksi Eksi üçü 3 de yazın, onu da 4'e götürüyor. O yüzden bu fonksiyon birebir değildir. Ancak değildir. yukarıdaki birebir. Bunda bir sıkıntı yok. Ve geldik buraya. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonu da herkes birden muhtarın evine. Her eleman aynı yere gidecek. Tek bir Köye. eve gidecekler. Köy evi ya da doğru. Köy evinde toplanacaklar. Gidilecek yer belli. Fonksiyon kafamdaysa
20'yi kaça götürecek, 40'ı kaça götürecek diye düşünmüyorum. Çünkü hepsi aynı yere gidecek zaten. Sabit fonksiyon fx eşittir c şeklinde gözüküyor. Evet. Sabit fonksiyonda şu tarafta x'li bir değer olmaz. Mesela fx eşittir 3. Bu sabit bir fonksiyondur. Neden? F20 kaça eşitsin sen? 3. F300 kaça eşitsin sen? 3. X neden olmaz? Hemen bakalım. Fx eşittir 2x artı 1. Sabit fonksiyon olabilir mi? Mümkün değil. Olamaz. F20 değişiyor çünkü. 20 yazmak zorundasın x yerine. 41'e gidecek. F50 50 yazmak zorundasın. 101'e gidecek. Farklı yerlere gidecek. O yüzden verilen bir fonksiyonun sabit olduğunu söylüyor ise size şayet ne yapmak zorundasınız? X'li terimler varsa yok olmalarını sağlamak zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Az sonra göstereceğiz. Burada hemen şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bunların yakında grafiklerini göreceğiz. Şu koordinat sistemimiz olsun bizim. Sabit fonksiyonun grafiği özeldir. O yüzden özellikle deniyorum. Sabit fonksiyon x eksenine paralel şöyle bir doğru şeklindedir. Mesela f2 şuna eşit. F3 şuna eşit. F-5 şuna eşit. Hepsi aynı değere gidecektir. Sabit fonksiyonu da gönderelim ve son olarak birim fonksiyona bakıyoruz. Birim fonksiyonda da her çocuk kendi evine gidiyor. A, A'ya. B, B'ye. C, C'ye gidecek. Her eleman kendisiyle eşleşecek. Köyde herkesin kendi evi var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Birim fonksiyon tek türlüdür. Fx eşittir x şeklindedir. Ancak ix eşittir x bunun özel gösterimidir. Fonksiyonlarda bileşki işlemde bilhassa I sembolünü kullanacağız. Şimdi fx eşittir x'tir dedik ya. Evet. Bazen çocuklar şöyle bir yanılgıya varıyor. F 2x artı 3 bu birim fonksiyonsa bu da x'e eşit olacak. Hayır. İçi dışı bir fonksiyondur birim fonksiyon. İçeriği 2x artı 3 yapmışsa adam dışarıyı da 2x artı 3 yapacaksın ki birim burası olacak. X ise burası da x olur bu durumda. Bunu unutmayacaksınız. Birim fonksiyonun da grafiği özeldir. Onu da hemen belirtelim. Birim fonksiyon y eşittir x doğrusudur. Yani birinci açıortay doğrusu evet. diyoruz buna. Birinci açıortay doğrusu 45 derecelik açıyla devam eden bir açıdır. 3'e 3, 5'e 5 şeklinde ne yapacak? Devam edecek. Bu kadar yeterli herhalde fonksiyon türleri. Şimdi gelelim. Hoppa. Bu fonksiyonların türlerini belirleyelim. Mesela birincisi. İlk önce içine mi örten mi bakalım. Birebir mi? Birebir mi? Doğru. Sıfır yazdığımızda kaça gidecek? Bire. Bir yazdığımızda? İkiye. Değer kümesinde sıfır diye bir eleman var değil mi? Ama boş. Bir var, iki var, üç var. Burada da sıfır, bir, iki, üç var. Sıfırı bire götürdük. Sıfır kaldı yazık. Biri ikiye götürdük. İkiyi beşe götürecek. Sıfır açıkta kalacak, 3 açıkta kalacak, 4 açıkta kalacak. O zaman bu her şeyden önce içine bir fonksiyon. İçine. Örten değil. Açıkta kalan elemanlar var. Peki birebir mi? Tamam, kareliler bakalım. Genelde birebir olmaz demiştik ama doğal, doğal sayı olduğu için sıfır için farklı bir yere, 1 için farklı bir yere gidecek. Çünkü hani 3 ona gitti. Doğru. Eksi 3 de ona gidecektir ama tanım kümende eksi 3 yok zaten. Onu bir yere gönderemiyorsunuz. O zaman bu içine ve birebirdir. Her eleman sonuçta farklı yere gidiyor. Buna bakalım. Tam sayıdan tam sayıya. Atıyorum. Sıfırı nereye götüreceğiz? Eksi 3'e. 0, 1, 2 diye yazalım. Negatifler de var tabii ki. Sıfırı eksi 3'e götüreceğiz. 1'i? Eksi 2'ye. Özür diliyorum. Sıfırı eksi 5'e götüreceğiz. Sen nereye götürüyorsun sıfırı? Değil mi? 1'i, 1'i kaça götüreceğiz? Onu eksi 3'e götüreceğiz. Evet. 2'yi 2'nin küpü 8, 16, 11'e götürüyor. Burada bir sürü eleman açıkta kalıyor. Çok atlayarak ilerliyor çünkü. Kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle. Bir sürü eleman açıkta kalacak. O zaman bu da içine. Peki birebir mi? Hemen bakalım. İki elemanı bu tek fonksiyon olduğu için üstü derecesi tek ya. Evet. Bir eleman aynı yere götürme şansı yok. İki eleman aynı yere götürme şansı yok. Her seferinde farklı bir sonuç bulacaksınız. O zaman birebirdir diyebilirsiniz. Sabit ya da birim fonksiyon olamayacak. Onu hiç da görün lütfen. Zaten. Ve buna geliyoruz. R'den R'ye. Derecesi tek ise, paydayı sıfır yapan bir durum yok ise korkmanıza gerek yok. Bu birebirdir ve örtendir. Çünkü her değer farklı bir yere gidecek. Hocam iyi de bunu atıyorum. Şurası eksi mi artı mı bu arada ya? Artı gibi görünüyor. Artı mı? Onu tam belirginleştirelim de. Şöyle yapalım. Heh, artı olsun tam. Mesela görüntü kümesinde, özür diliyorum, değer kümesinde kök 2 diye bir eleman var. Hangi değer kök 2'ye geliyor? Şimdi kök 2 açıkta kalacak mı kalmayacak mı onu işliyorum. Bilmiyorum ama dikkat edin. Bunu kök 2'ye eşitleyebilirim ben. 3x eşittir kök 2 eksi 7'den x eşittir kök 2 eksi 7 bölü 3 değil mi? Bulundu demek yani. Ki ben x yerine bu değeri yazarsam kök 2'ye gelecek. Bu da sonuçta bir reel sayı ve burada var. Reel sayıların hepsini tek tek deneme gibi bir şansınız yok ki. Dedim ya sezgisel olarak ulaşacaksınız buraya. Mantığınızla düşüneceksiniz, zihninizi zorlayacaksınız. Hangi reel sayıyı yazarsam yazayım farklı bir reel sayıya taşıyacak bunu.
Eğer şurası kareli olsaydı o zaman şüphelenirdim. Eksi 1 ile 1'i aynı yere götürüyor mu? Ama bakalım, burada öyle bir durum var mı? Yok. Paydaya 0 yapan bir değer olursaydı şüphelenirdim. Acaba bu fonksiyonluk şartlarını sağlıyor mu? Ama öyle bir durum yok. O zaman bu birebir ve örten bir fonksiyondur. Ve yine tam sayıdan tam sayıya. Dikkat ederseniz bu mesela 0, 1, 2, 3 diye gidelim. Gene aynı şekilde 0'ı yazarsanız 7'ye, 1 yazarsanız 8'e şöyle şöyle eşleşmeyecek mi? Negatiflerde de yukarıya aynen doğru. O zaman yine birebir örten bir fonksiyon belirtecektir. Herhangi bir sıkıntı yok, olmayacak. Ve geliyoruz sabit fonksiyon birim fonksiyonla ilgili özel sorulara. Verilen fonksiyon sabit fonksiyon olduğuna göre f203 kaçtır? Şimdi f203 sizi korkutmasın her şeyden önce onu söyleyeyim. Sabit fonksiyon ise x'in olmaması gerekiyor. Ama burada adam x'i vermiş. Bunları yok ederim. Silgiyle değil tabii ki. Nasıl? Eksi 2 yazar. Demek ki bunların katsayıları 0 olacak. Adam çünkü sabit fonksiyon demiş. Bunların olmaması lazım. Ama var. Nasıl yok edebilirim? Katsayılarına 0 yaparak. X, a ve b'yi buralara üzülüyorum. 0 yapmak için a, eksi 2, b, eksi 5 olmalı. Gerçekten de bunları yerine yazdığımda fx eşittir. Eksi 2 gidecek. Eksi 5 gidecek. Eksi 2 çarpı eksi 5. 10. 10. Eksi eksi 5'ten artı 5'ten. Demek ki kardeşim fx 15'e eşit. Bu durumda f203 kaç olacak? O da 15'e eşit. O da 15'e eşit olacak. Çünkü bütün değerler aynı yere gider demiştik. Hepsi 15'e doğru muhtarın evine gidecekler. Ve geldik. Fx mx artı 3 bölü 3x artı 1 fonksiyonu. Bu da sabit fonksiyonmuş. Hemen yapalım. X'in yok etmem lazım ama m'e 0 versem bile payda da x var. Demek ki. O zaman da farklı bir mantık var. Nasıl farklı bir mantık? Bakın bu kesirsel bir ifade mi? Kesirli bir ifade. Kesirli ifadelerde x'ten kurtulmanın en kolay yolu üst ve altın sadeleşmesidir. Evet. Bu buna tam bölünüyor ise x'in kurtulacağız. Der. Peki nasıl tam bölünecek? Hop bakın bu 3 katı mı? O zaman bu da bunun 3 katı olmak zorunda. Yani m9'dur. Öğretmenim göremedim. Tamam sakin. X'in katsayısı bölü x'in katsayısı yani m bölü 3 eşit olmalı 3 bölü 1'e. Ancak bu takdirde sadeleşebilirler. M buradan kaç çıkacaktır? 9. Hadi sadeleşmeyi gösterelim. 9 yazalım. 9x artı 3 bölü 3x artı 1. Gerçekten de yukarıyı 3 parantezine alın. 3x artı 1 bölü 3x artı 1'den hopacık hopacık içi dolu turşucuk. Fx kaç çıktı? 3 çıktı. Şimdi m 9'du. Benden istediği f 9 artı 9 değil evet mi? Şimdi f9'u bulacağım. F9 bu sabit fonksiyon değil mi? 3'tür. 3 artı 9'dan yanıt kaç olacaktır? 12 olacaktır. Sabit fonksiyon sizi korkutmasın. Ve geldik bu sefer birim fonksiyona. Birim fonksiyon neydi? Fx. İçi dışı bir fonksiyon. Herkes kendi evine gidiyordu. Öyle değil mi? Fx, x'e mi eşit olmalı? Evet. X'e eşit olmalıysa Raşit Bey. X kare olmamalı. Şu 0 olmalı. Ora 1 olmalı. 1 olmalı. Yalnız ne güzel yaptım farkında mısın? Evet, bayık gibi oldu. Siz öğrencinin en zor yönetmenimizde çıkarsa en zor parantezleri yaptığını biliyorum. Ben gayet güzel yaptım. Evet yapıştı. Peki burası 0 olacak. Şurası ise 1 olacak. Fx bu durumda. Fx'tir x olduğundan. Şuradan hemen m'in eksi 4 olduğunu gördük sanırım. N'in. Buranın 3. 1 olması için n 3 olmalı. Burada da k eksi 4 olmalı. Doğru mu? Kesinlikle. Doğru. Bizden zaten bunların toplamını istemiş. Yani eksi 4 artı n artı 3 eksi k eksi 4'ten yanıt 3 çıkacaktır. Gene aynı 0 0 1 mi? Hayır, tuzak var. O yüzden zaten bu özelliği söyledim size. Birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyondur. Burası 3x artı 4 ise karşı taraf da 3x artı 4 olacak. 3x artı 4 olması için 0 3 nazar değdi. Pazar parantezim gitti. Baştan çekim baştan alalım. Burası kaç olacaktır? 3 olacaktır. Şimdi buranın 0 olması için n kaç olmalı? Eksi 2. Eksi 2. N 4. 4. K 7. Bütün değerleri bulduk mu? Bulduk. M çarpı n yani eksi 8. Eksi 7'den buradan yanıt eksi 15 olacaktır. Ve geliyoruz bunlarla ilgili bir diğer örneğimize. Bazen özür diliyorum. Bağıntı şeklinde de verilebiliyor soru. F4 2x artı 4'e eşit. Evet. F5 y eksi x'e eşit. F6 x artı 6'ya eşit. Şimdi adam demiş ki verilen bu bağıntı sabit fonksiyon olsaydı. Sabit fonksiyon olsaydı x artı y toplamı kaç olurdu? Sabit fonksiyon olsaydı neydi sabit fonksiyon? Hepsi aynı yere, aynı yere gidecek. Şu görüntü kümesi elemanlarının hepsinin ne olması lazım? Eşit. Yani 2x artı 4 eşittir
y eksi x eşittir x artı 6. Şu ikisini kullanarak x'i bulabilirim sanırım. X 2. 2x artı 4 eşittir x artı 6'dan hopacık hopacık yaparsak x eşittir 2. Eğer x 2 ise yerine yazalım. Y eksi 2 eşittir 8'den y de 10 çıkacaktır. X artı y 12 olacaktır. Bu kadar. Mantığımı düşünüyorum. Bu bir sabit fonksiyonsa kardeşim. Hepsi aynı yere gitmek zorunda. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Peki gelelim B şıkkına. Onu farklı bir renkle yapsam daha iyi olacak sanırım. Pembeyi sen pembeyi yapayım. Bana ver. Sen şu kahveyi al elinde tut. Ben kırmızıyla. Birim fonksiyonu olsaydı x artı y toplamı kaç olurdu? Birim fonksiyonda da herkes kendisine gider. Yani burası 4 ise burası da 4. 4 olacak. 5 ise 5. 6 ise 6. Şimdi bakıyorum. 2x artı 4'ü 4'e eşitlediğimde x kaç çıkacaktır? 0. 0 zaten burayı da sağlıyor. X 0 ise hop 5'i y eksi 0 eşitlersem y de kaç olacak? 5 olacak. Bu sefer x artı y kaç olması gerekir? 5 olması gerekir.